Merhaba dostlar, ben ressam Bob Başkan. Bugün sizlerle daha önce hiç görmeye alışık olmadığınız bir orman resmi çizeceğiz. O yüzden bugüne kadar gördüğünüz tüm orman resimlerini unutmanızı istiyorum sizden. Evet, unuttunuz mu? Hadi dostum, kahrolası bir sinemaya gidip meraklı gözlerle ekrana bakan bir çocuk gibi davranmayı bırakın. Unutmanızı istiyorum dedim sizden, unutun hadi. Evet, artık başlayabiliriz. Ağaçlarımızı yani ormanımızı çizmeden önce arka plan resmimizi yapalım. Belki de şuralarda bir yerlerde 3 tane tepeciğimiz vardır, evet. Evet dostlar, tepeciklerimizi çizdik. Şimdi de gelelim ön planı çizmeye. Belki de şuralarda bir yerlerde masmavi bir deniz vardır dostlar. Evet. Evet dostlar, artık ağaçlarımızı çizebiliriz. Dilerseniz ilk olarak şu tepeciğimize bir ağaç grubu çizelim. Demeyi çok isterdim ama maalesef ağaçların olduğu bu bölgede talihsiz bir orman yangını çıkmış. Ve yetkililer hiç merak etmeyin, bu bölgeyi en kısa süre içerisinde ağaçlandıracağız deyip imara açmışlar. Ve daha önce burasının sit alanı olmasını kimse sitlememiş maalesef. O yüzden buraya ağaç değil bir maden ocağı çizeceğiz dostlar. Evet dostlar, gördüğünüz gibi maden ocağımızı da çizdik. Bu ülkeye fabrikalar, maden ocakları ve iş yerleri de lazım değil mi? Sürekli orman, sürekli ağaç, sürekli yeşillik de nereye kadar canım, olmaz ki öyle. Ama hiç merak etmeyin dostlar, bu tepeciğimizde maden ocağı yok. Gerçi ağaç da yok. Ne tesadüf ki bu bölgedeki ağaçlar da denize nazır tam da 5 yıldızlı bir otelin ihtiyaç duyacağı şekilde yanıvermiş. Yanmış yanmasına ama merak etmeyin, yetkililer en kısa süre içerisinde bu bölgeyi yeşillendirmişler. Nasıl yeşillendirdiklerini anlamanız açısından dilerseniz 5 yıldızlı otelimizin amblemini çizelim şuraya. Evet, 5 yıldızlı otelimizin amblemi hazır. Artık otelimizi çizebiliriz. Bu arada otelimizin ismi Dolar Hotel olsun. Ben buldum, nasıl ama? Bu otelimizin dolarla maaş alanlar tarafından dolacağı kesin dostlar. Çok karamsar bir tablo çizmiş gibi görünüyor olabilirim dostlar ama aslında hiç de öyle değil. Amazonlar için kullanılan balta girmemiş orman tabiri aslında bizim ormanlarımız için de pekala kullanılabilir. Zira bizim ormanlarımıza da balta girmiyor. Griderler, iş makineleri zaten işi bitiriyor. Evet, geldik 3. tepeciğimize. Zavallı tepecikler. Bu zavallı tepecikler tıpkı eski Türk filmlerindeki Sezercik ya da Ömercik gibi her türlü tehlikeye açık, feleğin bin bir türlü cefasına maruz kalmış, savunmasız, çaresiz, sahipsiz zavallı tepecikler. Evet, 3. tepeciğimizin üzerinde yüz binlerce ağaç varmış bir zamanlar ama reis aşı zengin bir iş adamı tarafından ampul köşk villaları yapılmak üzere maalesef kesilivermiş. Bu reis aşı iş adamımıza temsili olarak Cengiz ismini koyabiliriz. Evet, artık ampul köşk villalarını çizebiliriz. Büyük resmimiz hemen hemen hazır. Ama dilerseniz son olarak şuralara bir yere limana demir atmış minik bir gemicik çizelim. Adı da şey olsun, Ak Gezenler Gemicik. Nasıl ama, ben buldum yine. Evet,
Aslına bakarsanız resmimiz bitti dostlar ama dileyen hayal gücünü kullanarak gökyüzünü ve denizi detaylandırabilir. Mesela dileyen gökyüzünü kapkaranlık gri bulutlarla donatabilir, denize binlerce milyonlarca pet şişe atıp kirletebilirsiniz. Evet dostlar, artık resmimiz hazır. Hey seni lanet olası bonus kafalı Bob Başkan, hani bize büyük resmi gösterecektin ha? Nerede büyük resim? Diyenlere Cin Ali serisiyle hayata sıfırdan başlamalarını öneriyorum. Hem bu şekilde belki de cin olmadan adam çarpanları fark edebilirsiniz. Evet dostlar, orada öylece ağaç gibi dikilmeyin. Hiç olmazsa gidip biraz ağaç dikin. Benden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın dostlar.